Arkadaşlar merhaba Cengiz Hoca ile Ayarlı Edebiyat'tasınız. Karma dil bilgisi soru çözüm derslerimizin yedincisiyle yine sizlerleyim. Bomba gibi sorular hazırladım. ÖSYM tarzında sorular hazırladım. Arkadaşlar sizi seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Uzatmıyorum. Abone olursunuz olmazsınız hiç önemi yok. Canınız sağ olsun. Size faydalı olabiliyorsak, size bir şeyler öğretebiliyorsak ne mutlu. Kalemi bırakıp size bir kalp göndermek istiyorum. Bunlar tamamen şu anda içimden gelen duygular arkadaşlar. Hocam uzatma. Haydi birinci sorum geldi zaten. Denemeye başla. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Sabır etmenin bak sabırdır bu normalde. Ünlüyü ben ne yaptım? Düşürdüm. Bir erdem olduğunu olduk. Ne yaptı? Yumuşamdı. Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimiydi gerekliliğini gençken kavrayamıyor insan. Ben yoru gördüğüm zaman bunun önündeki ı'yı a'ya çeviriyorum ve bunu mak ekleyerek okuyorum. Kavrayamamak oluyorsa burada ünlü daralması vardır diyebilirim. Şimdi kaynaştırma ve düşme kaldı. Hocam buradaki ne, buradaki ne bunlar birer kaynaştırmadır. Bu da gitti. Cevabım B seçeneği oldu İkinci sorum geldi. Hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Annesi kızının çeyizine bir de Isparta halısı. Bak arkadaşım özel isimden sonra böyle halı gibi vesaire taşınabilir bir şey geliyorsa bunu biz küçük harfle yazıyorduk. Bu doğru. Önümüzdeki iki gün Karadeniz bölgesi dediğimizde bölge, dağ, deniz bunlar büyük yazılırdı ataması Doğu Anadolu'daki bir ile yapılmış. Burada arkadaşlarımız genellikle yanlış yapıyor. Diyor ki hocam burası ayrılmaz. E bura özel isim değil mi Anadolu özel isim? Bu da nedir? Çekim ekidir. Özel isimden gel sonra gelen bu çekim eklerini ben ayırabiliyorum. Neyi ayırmam? Kurum kuruluş kurul adlarına gelen ekleri ayırmam. Başka neyi ayırmam? Yapım eklerini ayırmam ve çokluk ekini ayırmam. Bunun haricindeki ekleri ayırabiliyorum divan edebiyatının yok ya. ya. kardeşim yapma. Divan edebiyatı, Türk edebiyatı vesaire bunlardaki edebiyatın e'si küçük yazılır. Hatta klasik Türk edebiyatı dediğimde mesela sadece T büyüktür. Bunu unutma. Evet, üçüncü sorumla devam. Tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili hangisinde yanlışlık var? Şimdi tırnak işaretini benim kullanabileceğim yerler zaten belli. 42'de Ayaşlı ve kiracılar bak ne yaptı tırnak içine aldı. Ben roman adlarını, makale adlarını vesaire tırnak içine alabilirim. Bugünlerde uyusak uyansak da bu karabasan bitse diye diye kendini yiyor. Şimdi ne yaptım ben? Başkasının sözünü tırnak içinde aldım. E bu da sıkıntılı değil. Eski adıyla Keşiş Dağı, Ulu Şimdi ben ne yaptım? Keşiş Dağı'nın Ulu Dağı Uludağ olduğunu söyledim. Yani bir nevi Keşiş Dağı'nı açıkladım. Hocam şimdi bir düşünüyorum. Açıklamak için ben tırnak kullanır mıydım? Burada bir dursun. Hindistan'ın Mahratta prenslerinin ummanlarından biri de şemsiye lorduydu. Evet hocam bunu tırnak içine alabilirim. Dünyadaki ilk şemsiye mağazası James Smith ve oğulları adıyla 1830 yılında açıldı. Tamam hocam. Bakın tırnak nerede kullanırdım? Vurgulayacağım yerlerde anlam karışıklığını gidermek için alıntı cümlelerde, roman makale gibi yerlerde ama bu gibi durumlarda ben ne yapmam tırnağı kullanmam o yüzden cevap C olması gerekirdi. 4. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangi ikisi birbiriyle yer değiştirirse yanlış düzelir? Çekirgenin ömrünün kısalmasının asıl nedeni hem düşmanlarını hem de türdeşlerini fark edememesi, özellikle karın doyuracak besin bulamamasıdır. Şimdi noktayı koydu burada sıkıntı yok. E bunları tamam bu problem yok. Virgül atabilirim ben buralara. Karnı doyuramayan çekirge soyunun sürmesini sağlayacak sayıda yumurta üretemez. Dolayısıyla üreyemez. Şimdi yumurta üretemeyen kim? Bakın burası benim öznem. Hocam özneden sonra noktalı virgül koymam için, kullanmam için ondan sonra peş peşe sıralanmış en az iki tane eş görevli sözcük olması lazım. Burada öyle bir durum yok. Bu benim kafamı bir karıştırdı. Daha sonra üretemez dedi. Sonra da üreyemez. Burada iki tane cümle var bak. Şimdi iki cümlenin arasına ben virgülde noktalı virgülde koyabilirim. Ancak burada noktalı virgülün bir görevi olmadığı için buraya virgül atıyorum. Ve burada virgül olduğu için de burayı noktalı virgülle değişmek zorunda kalıyorum. Cevabım da 4 ila 5E seçeneği oluyor. 5 gelsin. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilecek yanıt farklı türde bir sözcük olur? Ne bağırıyorsun sabahtan beri? Bak diyorum ki canım istediği için, içinli bir cevap veriyorsan bu zarftır. Bu işin sonuçlanması ne kadar sürer? Şu kadar sürer. Bir fiili belirttiği için yine zarf oldu. Azıcık maaşıyla nasıl geçindirecek ailesini? Güzel geçindirecek. Fiili belirttiği için yine zarf oldu. Ne diye bu adama yüz veriyorsunuz? Canım istediği için yine içinde bir cevap verdim zarf oldu. Bak D de arkadaşlar bu gibi durumlara dikkat edin. Eğer cümlede hem soru sözcüğü hem de mı mi mı mı soru edatı varsa biz bunlara evet hayır tarzında cevaplar verebildiğimiz için bunları biz değerlendirmiyoruz soru zarfı soru zamir soru sıfatı olarak. O yüzden cevabım D seçeneği olmak zorunda. 6 geldi. Bu düzelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi? Fiilimsi değil. Bir bademin altına yorgun oturmak biraz. Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı. Sonra uzaklaşmalı ve tüten diyor. Şimdi bakalım. Oturmak, oturmamak. Ayrı ayrı seyretmek. Tamam seyir etmek. Burada bir mek isim fiil var. Çiçek açmış her dal. Hangi dal? Çiçek açmış dal. Tamam bu bir peki eki değil. Açmış açmamış sıfat fiil eki yaptım. Artık bütün renklerden artık uzaklaşmalı. Şimdi ben bunu sana ayır desem uzaklaşmalı diye mi ayırırsın yoksa malı diye mi ayırırsın? Arkadaşlar malı nedir? Bizim dilimizde fiillere eklenen gereklilik kip ekidir. O yüzden burada ma yok, malı eki var. Malı diye de bir fiilimsi yok. Tüten en yine sıfat fiil cevabım D seçeneği oldu. Gelsin hocam 7. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangilerinin kökü diğerlerinden farklıdır? Eskici çocuğu, şimdi eski fiil de olabilir, isim de olabilir. Bu cümleye göre değişir. Biz bunlara zaten ne kök adını veriyorduk biliyorsunuz ortak kök. En fiil isim olabilecek ve aralarında anlam ilişkisi olacaktı. Ama bu cümlede isim olarak kullanılmış. Hastaneye götürür, götürürün kökünü götür olarak aldığımda bunu gramer olarak daha inceltebilirim, küçültebilirim ama gerek yok. Fiil dedim. Masrafları karşılamak. Bunun kökü nedir hocam? Karşı isim oldu. Varlığının kökü var yine isim oldu. Olan sözcüğünün kökü de olmak fiil oldu. O zaman iki ila 5 fiil olduğu için diğerlerinden farklı olmuş olur. 8. Numaralanmış sözcükler için hangisi yanlıştır? Bir numaralı sözcük işaret zamiri. İşaret zamiri. Şunu, bunu, onların, şunların, bunların falan olabilir. Ama bir bakalım. Öyle bıkmışım. Bir kere nasıl bıkmışım? Öyle. Bu ne yaptı? Bir ismin yerini tutmadı. Bir ismi de işaret etmedi. Bir fiilin anlamını etkiledi. O zaman ben buna bir kere zamir demem benim başıma büyük bir sıkıntı açar. Bu bir dursun. 2 numaralı sözcük dönüşlük zamiri. Evet kendim dönüşlük zamiriydi. 3 numaralı sözcük kökteşti. Kurudum düştüm dalımdan. Bir kurumak var değil mi fiil? Bir kuru var. E hocam tamam isim olabilir fiil de olabilir kökteş. 4 numaralı sözcük kişi zamiri. Tamam ben geçtim. 5 numaralı sözcük ulaç. Ulaç neydi? Zarf fiildi. Tamam bakalım hani ken yalı asiye inceyip araklamadan maden dağında durmaksızın güle güle oturulmuş falan diyorduk ya kodluyorduk biz onları. Burada da bir ele alı ulaçı var. Hocam bir numaralı sözcük zaten zamir mamir değil beni yeme. Buna olsa olsa zar. 9. Numaralı bu cümlelerin hangilerinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiş? Benim gibi dar gelirli bir yurttaş için devlet memuruyum. Ucuz bir taşıt gerekiyor. Şimdi gerekiyor yüklem. Gereken ne? Ucuz bir taşıt. Benim öznem burada bunun açıklayıcısı falan verilmemiş. Bazı yolcularımızı Ankara'dan binenleri yarım saat beklemek zorunda kaldık. Kaldık yüklem. Kalan kim? E biz. Kimi yolcularımızı buradan nesnenin açıklayıcısı verilmiş. Bu da gitti. Datça'dan o güzelim sahil kasabasından kim dönmek ister? Şimdi bunları bir cevap cümlesine çevirirseniz daha rahat bulursunuz. Kim dönmek ister? Mesela dedim ki Cengiz dönmek ister. İster benim yüklemim olur. İsteyen kim? Cengiz. Hocam Cengiz'in bir açıklamasını yaptın mı? Yok. O zaman bu da gitti. Toplumun ileri gelenleri, bürokratlar, sanatçılar, aydınlar, mobilya fuarına katılmış. Katılan kim? İşte bunlar özne. Sonra da bunların kim olduğunu açıkladım. Tamam özne açıklayıcısıyla verildi. Cevabım B seçeneği oldu. Hocam 10. sorun geldi. Ayarlı edebiyatta bu deneyimi de ayarlamış olacağız. Hangisi yanlış açıklanmıştır? Birinci cümlede sıfat öbeği. Hocam sıfat varsa zaten sıfat öbeği var. Öbek en az iki sözcük yan yana gelip bir bütünlük oluşturacak. Ünal yiyecekleri tükenen aileye sürekli yardımcı olur. Bak hangi aile yiyecekleri tükenen aile. Aha sana sıfat öbeği. Gitti. İkinci cümlede altı çizili sözcüğün türü sıfattır. Ailenin falan filan devam ediyor beraber. Daha fazla pamuk. Şimdi bak pamuk isim. Nasıl pamuk? Fazla pamuk bu oldu sıfat. Ne kadar fazla pamuk? daha fazla pamuk bu ne oldu sıfatı belirten bir zarf olur olsa olsa. O yüzden 2 yanlış oldu. Üçüncü cümlede tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlaması. Bakalım bak bunun üzeri bir isim tamlaması. Bunun işaret zamiri tamam. Dördüncü cümlede iyilik iki almış birden fazla sözcük. Bakalım dördüncü cümleyi de. Topal eskici ise kızı ve eşini. Bak eşi onun eşi iyilik eki. İkincisi belirtme eki. Oğulları yine burada iyilik eki. Torunlarını iyilik eki. Evet hocam birden fazla iyilik eki var. Beşinci cümlede altı çizili sözcük fiilimsi belirten zarftır. Bak buraya çalışma fiilimsi onu belirten zarf oldu. Dediğim gibi cevabımız da B'di. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizimle olmaya devam edin. Emin olun bizimle olanlar kazanmaya da devam edecek. Diğer denememizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.